Pakistan donanması Çin'e inşa ettirdiği 2. fırkateyni düzenlenen törenle teslim aldı. İspanya hükümeti 20 yeni Eurofighter uçağı satın almak için sözleşme imzaladı. Alman savunma firması Rheinmetall, Türkiye'nin ilk çoklu otomatik el bombası fırlatıcısını tanıttı. Norveç ordusu Teledyne Filir firmasından 50 milyon dolarlık nano İHA satın aldı. Azerbaycan ve Özbekistan arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Northrop Grumman, İHA ve hipersonik füzeler için geliştirdiği yeni radarını tanıttı. İsveç Bae Systems firmasından 24 adet mobil obüs satın alacağını açıkladı. Çin, yeni kara tabanlı füze önleme sistemini test ettiğini açıkladı. Bulgaristan, kendi geliştirdiği karakol gemisi için kızağa koyma töreni düzenledi.